Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Paketler Balıkesir'de sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara müjde vermiş, ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanımızın göndermiş olduğu maske ve kolonyalar. Teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Bu koronavirüs illetinden bizi bu kadar düşündüğü için kendine ayrıca teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın müşterek organizasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla içerisinde kolonya ve 5 maske ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının bulunduğu hediye paketleri Balıkesir'e ulaştı. 65 yaş ve üzeri Balıkesirli vatandaşlara ulaştırılmak üzere Karesi Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından dağıtıma başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın size göndermiş olduğu dezenfektanlar mevcut burada. Maske ve kolonyalar. Tamam, oldu. Buyurun. Güzel bir şey. Ben ilk kez karşılaşıyorum böyle şeyle. Yaşım 72 yaşındayım ama hiç kimseden bir şey almadım bugüne kadar. Ben bugüne kadar memnunum yani çalışmalarından. Allah razı olsun, Allah sağlık afiyet versin kendisine de. Teşekkür ederim. Paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı. Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, sizlerden ricam bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur ifadeleri yer aldı. Karesi ilçesine bağlı Kızpınar Mahallesi'nde de adrese dayalı evlere teslim edilen maske ve kolonyaları alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Maske dağıtımı Balıkesir şehir merkezi ve tüm mahallelerde de yapılacak. Teşekkür ederim, sağ olsun. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın size göndermiş olduğu maske ve kolonyalar bunlar, dezenfektan şeyleri. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağlıklar dilerim hepsine. Balıkesir Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi Operatör Doktor Fikret Şahin, Balıkesir Devlet Hastanesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Şahin, açıklamasında Sağlık Bakanlığı ve İktidar Partisi milletvekillerine seslendi. Balıkesir Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi Operatör Doktor Fikret Şahin basın açıklaması yaptı. Gündeminde Balıkesir Devlet Hastanesi vardı. Milletvekili Şahin, hastanenin 100 yılı aşkın zamandır Balıkesir halkının hizmetinde olduğunu söyleyerek başladığı sözlerine ve ekledi. Efendim, defalarca buralardan da ifade ettik. Kamu özel işbirliği modeliyle yapılmış olan şehir hastaneleri hizmete açılırken o ilde bulunan pek çok kamu hastanesi de kapatıldı. Bu 2020 yılı başına kadar 10 tane şehir hastanesi hizmete girmesiyle birlikte en az 21 tane kamu hastanesi de bu hastanelerle birlikte kapatılmış durumda. 10 şehir hastanesiyle kazandığımız 13.423 yatak varken 21 tane kapatılan kamu hastanesiyle de 11.392 yatak kaybettik. Elimizde sadece toplam net olarak 2.000 yatak kaldı ve bu 2.000 yatak içinde çok büyük yatırım maliyetleri maalesef ödüyoruz. Bunun bir benzerini de kendi seçim bölgem Balıkesir'de yaşadık. Milletvekili Şahin, Balıkesir'in en köklü hastanesi olan Balıkesir Devlet Hastanesi'nin durumu maalesef işler acısı durumdadır dedi. Sağlık Bakanlığı ve İktidar Partisi'nin milletvekillerine seslendi. 2017 yılında şehir hastanesi açılırken yaklaşık 125 yıla yakındır Balıkesir halkına hizmet eden, başlangıçta memleket hastanesi olarak kurulmuş olan Balıkesir Devlet Hastanesi A sınıfı bir hastaneyken B sınıfına geriletildi. 600 yataktan 260 yatağa düşürüldü. Daha sonra ihtiyaca binaen 400 yatağa çıkartıldı. Fakat PDC dediğimiz personel dağıtım cetveli halen 260 yataklı hastaneye göre düzenlenmiş durumda. Yani demek isteyeceğim şu ki muazzam şekilde bir personel eksikliği var. Ne? Hastanenin bir takım yoğun bakım üniteleri, efendim özellikli birimleri, nefroloji, gastroenteroloji gibi birimleri de maalesef. Sevgili seyirciler, EGTV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ'ı beraberinde EGTV Balıkesir İl Temsilcisi Bülent Yağcı,
program yapımcısı Ramazan Karaca ve Balıkesir Haber editörü Fatih Rüzgar'la birlikte Bigadiç Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette çalışmalar ve projeler konuşuldu. Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ ziyaretlerini sürdürüyor. Erdağ'ın bir durağı da Bigadiç Belediyesi oldu. Adem Erdağ beraberinde Ege TV Balıkesir İl Temsilcisi Bülent Yağcı, program yapımcısı Ramazan Karaca ve Balıkesir Haber Editörü Fatih Rüzgar'la birlikte Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette çalışmalar ve projeler konuşuldu. Erdağ, Başkan Avcı'ya Ege TV'nin projeleri hakkında bilgi verdi. Balıkesir'i kucaklayan bir anlayış benimseyeceklerini söyledi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcı da ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Ege TV ailesine Balıkesir'de başarı dileklerini iletti. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcı, ilçede yapılan ve yapımı devam eden hidroterapi merkezi, millet bahçesi, Adalı Barajı, pazar yeri, taş evler ve diğer projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bir hidroterapi merkezi açıyoruz. Bu İzmir Balçova'dakine eşdeğer. Hatta teknolojiyle, alet ve edevatlarıyla biraz daha önde olan, bu ama sırf ilçe için değil, Balıkesir için, bölge için hizmet edecek bir işe mezbahamız var. Bölgenin en büyük mezbahası diyebiliriz. Çok büyük, 85 bin adet büyükbaş hayvanımız var ilçe genelinde yaşayan. Belediye olarak beton santralımız var, kum ocağımız var. Bunları belediyemize gelir olarak inşallah tevdi ediyoruz. Kullanıyoruz. Herhalde Türkiye'nin en iddialı millet bahçelerinden birini tesis ediyoruz ilçemizde. 1077 dönüm. Adalı Barajı yapılıyor. 25 bin dekar arazi sulayacak. Onun inşaatı da %70-80 oranında gerçekleşmiş durumda. Onun yanında Okçular var hemen dibinde. Bigadiç ve bölgenin içme suyunu barajını tesis edeceğiz. O barajın da proje ihalesi yapıldı. Belediye olarak GES güneş enerjisine başvurduk. Ruhsatları, izinleri aldık. Yani bütün çalışmaları bitirdik. İhalemizi de yaptık. 21 Temmuz'da da panel ihalelerimiz var. Onu bekliyoruz. Ve şurada bir pazar yeri başlattık. Çünkü şehirde bir sıkıntı var. Şehir hakikaten bu araçla beraber şeyle çok sıkıntılı. Orada da her katı 15 bin metre büyüklüğünde 3 kat bir pazar yeri ve çok amaçlı salon ettik. Belediyenin de oraya taşıyoruz. Onun da ayırdık. Hiçbir kuruluşa bir kuruş borcumuz yok. Çameli Belediye Meclisi 2020 yılı Temmuz ayı olan meclisi toplantısı birinci birleşimi gerçekleşti. Meclisin başkanlığını Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan yaptı. Gündem maddeleri görüşüldü. Çameli Belediye Meclisi 2020 yılı Temmuz ayı olan meclisi toplantısı birinci birleşimi gerçekleşti. Meclis başkanlığını Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yaptı. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddelerini arkadaşlarımız okuduktan sonra haberlerini yapmadan önce her gündem maddesiyle ilgili eğer meclis üyelerimizin soru, görüş ve önerileri olursa komisyonlarda da çalışırken toplantıda yoklama ve açılışın ardından gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi. Belediye Meclisi 2020 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı 2. birleşimi 2 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 14'te yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Denizli Ticaret Odası'nın Haziran ayı olan meclis toplantısı internet üzerinden dijital ortamda gerçekleştirildi sevgili seyirciler. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan toplantıda oda üyelerine 81 milyon 342 bin liralık kredi desteği sağladıklarını açıkladı. Denizli Ticaret Odası'nın Haziran ayı olan meclis toplantısı yapıldı. Toplantı internet üzerinden dijital ortamda gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Denizli Ticaret Odası'nın Haziran ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın meclis gündemini üyelere aktarmasıyla başladı. Başkan Erdoğan meclisteki konuşmasına dünya, Türkiye ve Denizli'deki sosyoekonomik gelişmeleri özetleyerek başladı. Avrupa Birliği ekonomisinin salgın sebebiyle yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %3
%3.2 küçüldüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye ekonomisi ise ilk çeyrekte %4.5 büyüdü dedi. Mayıs'taki 1117 yeni firma ile Türkiye'nin 32.651 ihracatçıya ulaştığını ve bunlardan 2600.000'in denizden olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, ülkemizde yılın ilk 5 ayında e-ticaret işlem hacmi %48 arttı. İnternetten satış olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgili ise yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre %1400 çoğaldı. Biz bunu iyi değerlendirebilirsek e-ticaret ihracatta da kısa zamanda etkili bir enstrümanımız haline gelecektir dedi. Başkan Erdoğan sıkıntılı süreçlerde oda olarak üyelerinin hep yanında olduklarını belirtti. Şu ana kadar 644 işletmeye Denizbank'tan 40 milyon 680 bin TL'lik nefes kredisi, 1629 işletmeye de Halkbank'tan 40 milyon 662 bin TL'lik can suyu kredisi olmak üzere toplamda 81 milyon 342 bin TL'lik destek sağladık dedi. Sevgili seyirciler, Denizli'de siyaset, spor ve iş adamı olarak adından söz ettiren ve çeşitli hizmetlerde bulunan Ali İpek ebediyete intikalinin birinci yılında sevenleri tarafından anıldı. Denizli'de siyaset, spor ve iş adamı olarak adından söz ettiren ve çeşitli hizmetlerde bulunan Ali İpek, ebediyete intikalinin birinci yılında sevenleri tarafından anıldı. Ailesi tarafından vefatının birinci yıl dönümünde öğle namazını müteakip Çınar Yeni Cami önünde lokma hayri yapıldı. Etkinliğe Denizli Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Yukata Denizli Spor Kulüp Başkanı Ali İpek, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, Denizli Ülke Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Ayşe Sarıkaya, TÜSEM.com Başkan Vekili Halil Öztürk, Denizli Futbol İl Temsilcisi Musa Çoşkun, İpek ailesinin dostları, sevenleri, futbol, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı. Kendisine rahmetle, minnetle yad ediyorlar. Ya Rabbi iki cihanda aziz eyle. Cümlemize bu dünya hayatında da, ahiret hayatında da daima iyilikler ve güzellikler nasip eyle. Lokmağına katılan ve merhum Ali İpek'le ilgili düşüncelerini Ege TV ile paylaşan oğlu Tuna İpek, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, TÜSEM.com Başkan Vekili Ali Öztürk ile aile dostu siyasetçi Bekir Kaymakçı, rahmetli Ali İpek'in taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen bir kişi olduğuna dikkat çekerek Denizli'ye her alanda büyük hizmeti olduğunu ifade ettiler. Ali İpek, Türkiye'de spor dünyasında etkin bir insan, yöneticilik yapmış, büyük görevler yerine getirmiş bir kişi, kardeşimiz. Tabii ölüm yıldönümünde burada bir lokma hayırımız var Ali İpek için. Ali İpek bizim için farklı bir misyon ifade ediyor. Spor, sanat camiası dışında siyasette de bizden beraber oldu. 2014 yılında Denizli Büyükşehir Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayımızdı. Ki benim hem aile dostum, hem arkadaşım, hem siyasetteki dava arkadaşım. Öncelikle Allah mekanını cennet etsin, kabri nur olsun. Bir spor adamıydı. Ben 2007-2009 sezonu, ikinci sezon Deniz Spor'da Süper Lig'deki yöneticilik yaptım beraber. Onunla görev yapmaktan, onu tanımaktan çok mutlu ve gururluyum. Çünkü onun öğrettikleri bugün Denizli ilimizi görev yapıyoruz ve hizmet yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bizim ikinci dönemimizde de ASKP'de başkanlık yapmış bir başkanımızdı. Öncelikle rahmetli Ali Bey, Ali abimizi, çünkü biz onunla bir abi kardeş seviyesindeydik. Öncelikle mekanı cennet olsun inşallah. Allah taksiratını affetsin, nur içine yatsın. Kendisini saygıyla, sevgiyle, hürmetle anıyorum. Tabii bugün burada lokma hayırı yapıyor Tuna kardeşimiz. O da Ali abimizin oğlu. Öncelikle Allah kabul etsin. Tabii Ali abi, abimizi Denizli futboluna, Türk sporuna, özellikle 2002 dönemindeki Türk futbol takımının dünya üçüncüsü olduğu dönemde o süreçte Türk milli takımına çok büyük katkıları olmuş bir abimiz. Tabii gidişinden beri çok üzgünüz. Yani bu bizi çok etkileyen bir olay oldu. Hala şuramızda bir düğüm var. Ne zaman çözülür onu bilmiyoruz ama maalesef hayat devam ediyor. Ülkemizin hem de tüm dünyanın böyle zor zamanlardan geçtiği bir dönemde rahmetlinin seneyi devresi olması münasebetiyle dostlarla bir araya gelmek eminim onu da sevindiriyordur. Onun için böyle bir şey düzenledik. Allah kabul etsin.
Uşak ilimizle devam edelim. Bültenimize sevgili seyirciler, Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları sadece normal alanda değil, Covid-19 mücadelesi kapsamında da aralıksız olarak devam ediyor. Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda sadece normal rutin temizlik çöp toplamanın yanı sıra Covid-19 nedeniyle de şehrin dört bir yanında el dezenfektanları koyulmasının yanı sıra ara ara yapılan cadde, sokak ve değişik alanlardaki dezenfekte çalışmaları bu kez yine cadde ve sokaklarda devam etmeye başladı. Bu kapsamda şehrin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde de cadde boyu dezenfekte ile su ile boydan boya yıkandı, dezenfekte edildi. Yine ayrı ekiplerle de çöp kutusu konteynerleri ve de logar çevreleri de ayrı ayrı dezenfekte edildi. Efeler'de yaşayan öğrencilere okul dışında eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi Sosyal Yetkinlik Merkezi yeni eğitim öğretim dönemi için kayıtlara başladı. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 2019'un Ekim ayında hizmete açtığı Efesam Akademi yeni eğitim öğretim dönemi için kapılarını açıyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte eğitime ara vermek zorunda kalan Efesam Akademi yeni dönemde tecrübeli ve dinamik eğitimci kadrosuyla hizmet vermeye hazırlanıyor. Herkes için eşit eğitim sloganıyla cüzi bir ücret karşılığında 5. sınıftan üniversite sınavına hazırlık sınıflarına kadar eğitim veren Efesam Akademi'de kontenjanla sınırlı olan erken kayıt döneminde büyük avantajlar sağlanıyor. Kayıt yaptırmak isteyenlerin 0533-158-0005'i telefonla arayarak veya Efesam Akademi'yi ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi. Evet, şimdi ise Sultanşehir'le devam edelim bültenimize sevgili seyirciler. Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Karabalçık, Hafiye bağlı Çaltılı, Alibeyli ve Değirmenseki ile Tozanlı Vadisi mevkiinde bulunan arı işletmelerinde incelemelerde bulundu. Sivas Valisi Salih Ayhan, Tozanlı Vadisi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlattığı İl Özel İdaresi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen organik arıcılık projesini inceledi. Vali Ayhan ilk olarak merkeze bağlı Karabalçık köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede organik bal yetiştiriciliği yapan Bayram Ceylan ve Engür ailesinin misafiri olan Ayhan, arıların bulunduğu alanı gezerek işletmeler hakkında bilgi aldı. Meclis Başkanı Tarım Müdürü. Yok yani. Devlet burada. Sağ olun. Vali Ayhan daha sonra Hafik ilçesine bağlı Çaltılı köyüne geçerek köy muhtarı Arif Şahin'e ait arı işletmesini ziyaret etti. Burada muhtar Şahin'den üretim süreci hakkında bilgi alan Vali Ayhan, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Vali Ayhan'ın bir sonraki durağı Hafik Alibeyli Köyü oldu. İşletme sahibi Mustafa Koç'tan bilgi alan Vali Ayhan yaptığı açıklamada 3 ay önce Tozanlı Vadisi'nde başlatılan organik arı yetiştiriciliği projesinin başlangıcından bugüne kadar hangi aşamada olduğunu incelemek, denetlemek ve duayı görmek için geldiğini söyledi. Vali Ayhan, Tozanlı Vadisi'ne her gitmesinde ayrı bir heyecan yaşadığını da ifade etti. Organik arı yetiştirici projemizi geçmiş 2-3 ay önce yaptığımız proje başlangıcından bugüne kadar hangi aşamada olduğunu incelemek, denetlemek ve duayı görmek için buradayız. Hakikaten Tozanlı Vadisi her gelişimizde bize ayrı bir heyecan kaplıyor, ayrı bir heyecan duyuyoruz. Bu bölgeye, bu dokuyu muhafaza etmek ve altyapıyı güçlendirerek Türkiye'nin geleceğinde bir arı merkezi, arı üretici merkezi olması noktasında ciddi bir çalışma yapacağız inşallah. Sivas Valisi Salih Ayhan'ı son olarak Hafik'in Değirmenseki köyüne geçti. Burada Veli Yavuz'a ait arı işletmesini ziyaret eden Vali Ayhan, işletmeye hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Şimdi buradan arı sütünü alacağız. Sayın Varım bu şekilde. Şu arı sütü, evet. Şu arı sütü, bu şifa. Ya bunun kilosu 10 milyar. Bunun şu anda gramı 10 lira. Şu şekilde Sayın Valim, eğer arzu ederseniz hemen takdim ederiz burada. Olduğu yerde. Biraz da baldan, biraz da baldan. Biraz daha alalım Sayın Valim. Evet. Tamam, onu sonra hallederiz. Sayın Valim şu şekilde, evet. Biraz bal kattığımız zaman şu anda arı sütünü aldık. Sivas arıcılıkta biliyorsun ülkemizde söz sahibi. Arı işletmeciliği bakımından
İşletme Sayısı Bakanı Türkiye ikincisi. Arı üretimciliği bakımından da bal üretimlerine Türkiye diyoruz. Ancak fiili üretici Türkiye birinci olduğu söyleyebilir. Çünkü Sivas'a birçok ilimizden gezginci arı geliyor. Ama o gezginci arıcılarımızın ürettikleri arılar geldikleri, yani kayıtlı olduğu yerde kayıt olduğu için bundan dolayı dördüncü sırada. Ama normalde fiil olarak da Türkiye birincisi olduğumuzu özellikle söyleyebiliriz. Sebebi nedir? Sivas'ın geniş bir coğrafyası, bahçeli bir yapısı, yaylaları, ovaları, müthiş bir doğası var. Yani endemik bir florası, yani bitki florası çeşitliliği Türkiye'de tek olduğunu özellikle ifade edebiliriz. Böyle biz de bu süreçte hem İl Özel İdaremiz, hem DAP, hem İl Tarım Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımızla birlikte bu bölgenin arı üretim merkezi olması için bir altyapı oluşturuyoruz. Nitelikli arıcılarımızla birlikte bu işi yapan, profesyonel yapan arkadaşlarımızı destekleyerek kısa vadede, özellikle 5 yıllık periyot içerisinde bu bölgeye yaklaşık 50 bin kovan ve arı malzemesi, arı materyaller, bu işte haşin neşir olanları için gerekli olan materyal desteğini sağlayacağız. Ve Sivas'ı arıcılıkta bir üst merkez, üst yapmak istiyoruz. Hem kaliteli olsun, hem güvenli olsun, hem de örgütlü olması açısından da bir vizyon koymak, bir ufuk koymak açısından da önem arz etmektedir. İşte Arı Yetiştiriciler Birliğimiz olsun ve bu bölgedeki üreticilerimizin birliktelikleriyle beraber kurumlarımızın da güçlü desteğiyle ve vatandaşımızın da güven duyacağı bir yapıyla birlikte inşallah Sivas arıcılıkta bir üst merkez olacak. Çünkü böyle bir doğası olan, bahçeli bir doğası, florası, zengin florası ve nitelikli üreticilerle birlikte inşallah Sivas arıcılıkta bir merkez olacak. Hedefimiz Tozanlı Vadisi Organik Arı Yetiştiriciliği projemizde 5 yıllık periyotta 50 bin kovan vermek ve kovan malzemeleri vermek. Temel hedefimiz bu sene 3 bin adet verdik. İnşallah gördük ki hakikaten anlam bulmuş, mana bulmuş. Üreticilerimiz buna sahip çıkmışlar ve ekonomiye kazandırma noktasında gayret göstermişler. Ben tebrik ediyorum. Üretmeye devam edeceğiz. Birlikte üretmeye devam edeceğiz. Nitelikli üretmeye devam edeceğiz. Güvenli ellerde, güvenli bir pazar oluşma noktasına gayret göstereceğiz. Tekrar projeye emeği geçen İl Tarım Müdürlüğümüze, Özel İdaremize, DAP Başkanlığımıza ve Oran Kalkınma Ajansımıza tekrar teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu. Programlarda ayrıca Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız'la diğer ilgililer de yer aldı. Sevgili seyirciler, Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'u makamında kabul ederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş'u makamında kabul ederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Vali Ayhan, kurban bağışlarını geçmişte istismar edenler olduğunu hatırlatarak vatandaşlarımızın bu şekilde yardımseverlik duygusunun kötüye kullanıldığını ifade etti, bu yılda kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladığını vurguladı. Vali Ayhan daha sonra kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı görevlisi Gökhan Ülger'e verdi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş da bağış belgesi takdim etti. Bu sene Kurban Bayramı bağışımızı hamdolsun, şükürler olsun, ağız tadıyla, gönül aşığıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlıyorum. Ve Sivas Valisi olarak bu hassasiyetimi de kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Sebebi nedir ki? Malumunuz ki geçmiş dönemde bu süreci çok sabote edenler, istismar edenler oldu. Milletimizin gönüllerinden kopan, yüreğinden kopan bu bağışları, kurbanları yanlış yerlerde, yanlış bir şekilde Eylül ve Nisanların elinde heder oldu. Burada vatandaşımızın bu yardımseverlik duygusu da istismar edilmiş oldu. Türkiye ülkemizin göz bebeği vakıflarından olan Türkiye Diyanet Vakfımız bu işi daha ehil, daha güvenli ve süreci çok güzel bir şekilde yöneten bir vakıf olduğu özellikle ifade etmek istiyorum. Ben de bu yıl kurban bağışımı Türkiye Diyanet Vakfı'na yapıyorum. Güvenli ellerde, güvenli bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yurt dışında ve yurt içindeki vatandaşlarımıza ulaştıracaklarına olan inancım tamdır. Ben Rabbim hayrımızı kabul etsin. Tüm vatandaşlarımızın da Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışlarını yapmalarını arzu ediyorum. Allah kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim.
Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları geçtiğimiz günlerde Sivas Canlı Hayvan Pazarı ve Ot Borsası çalışmalarını incelemişti sevgili seyirciler. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu konuyla ilgili gelinen son durum hakkında EGTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu 3 Haziran Çarşamba günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yapımı devam eden canlı hayvan pazarı ve kabayem ot borsası için destek talebinde bulunmuştu. Bu konu üzerine Bakan Pakdemirli, bakanlığın ilgili bürokratlarını görevlendirerek geçtiğimiz günlerde Sivas'a göndermişti. İncelemeler ve gelinen son durum hakkında Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, EGTV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunarak raporlar hazırlandığını ve Bakan Pakdemirli'ye iletileceğini belirtti. Biz Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yle Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak her ilde video konferans yaptık. Bu video konferansımızda neticesinde de ilimizle ilgilendiren tarım hayvanı alakalı 3 tane konuyu arz ettim ben Sayın Bakanımıza. Sayın Bakanımız o 2 tanesini çok değerlendirmediğime gibime geliyor. Ama bunun üzerinde özellikle durdu. Ve en son kapanışta da bu konuyla alakalı bize destek vereceğini taahhütte bulundu, söyledi. Ve gerçekten de ilk bir hafta içinde Tarım İl Müdürümüz tarafından araştırma yazısı gönderildi. Akabinde geçtiğimiz Cuma günü de sağ olsunlar kendileri teşrif ettiler. Bir daire başkanımız, 2 tane genel müdür yardımcımız. Hem bizleri ziyaret ettiler, hem Vali Bey'i ziyaret ettiler. Müdürümüzü ziyaret ettik. Akabinde de inşaat alanına gittik, projemiz olduğu alana. Orada da çok beğendiler. Özellikle Sayın Bakanımızın bizzat emri ve desteğiyle buraya geldiğini, bize destek vereceğini taahhütte bulundular. Biz projenin detayını anlattık. Ayrıca resmi olarak rakamları, bilgileri bizden istediler. Onları da gönderdik. Dün itibariyle belgelere gönderdik. İnşallah bu hafta sonuna doğru veya önümüzdeki hafta içinde de geri dönüş olacağını tahmin ediyorum. Onlar da raporlarını getirip Sayın Bakanımıza arz edecekler. Bakanımız artık ne uygun görürse maddi manevi desteklerini yapacağını düşünüyoruz. Zaten o destekler de olmazsa biz çok zorlanıyoruz. Bu projeler ufak tefek projeler değil. Bizim projemiz 25 milyonluk proje. Sağ olsun Sayın Valimiz gerekeni yapacak, belediye başkanımız yapacak, TAP yapıyor. Ama yine de yetiştiremiyoruz. İnşallah Sayın Bakanımızın da çünkü bu proje sadece Sivas projesi de onu da söyleyeyim. Türkiye'nin projesi, Türkiye'ye hizmet verecek olan proje olduğu için Sayın Bakanımızdan sahipleneceğini düşünüyorum. Zaten sahiplendi de daha iyi maddi manevi anlamda da sahipleneceğini düşünüyorum. Şimdiden de kendinize teşekkür ediyoruz. Kars'ın Arpaçay ilçesi Büyük Çatma köyüne içme suyu ve hayvanlara temiz su sağlama projesi kapsamında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü öncülüğünde yapılan tesislerin inşaatı tamamlandı. Karsili Arpaçay ilçesi Büyük Çatma Köyü içme suyu ve hayvanlarına temiz su sağlama projesi kapsamında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde yapılan tesislerin inşaatı bitirildi. Açılış törenine Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç, Özel İdare Müdürü Doğan İşçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Egemen Su Güneş, Kaymakam Yardımcıları Muhtar Şener Aşık ve Büyük Çatma halkı katıldı. Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay açıklamasında Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ın yoğunluktan dolayı programa katılamadığını ve köy halkına selamlarını ileterek tesisin hayırlı olmasını diledi. Biz genel meclis üyesi arkadaşlarımıza, ilçe kaynakamıza, milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhtarın çok ciddi bir işimi olmuş burada. Gördüğünüz gibi hayvanlar da bu konuda ciddi anlamda temiz ve sağlıklı bir suya kavuşma. Köylü de bu sıkıntıdan kurtuldu. Kendileri gelemedi. Kendilerine sizlere selamları var. Ahmet Bey'in, Yunus Hoca'nın sizlere selamları var. Onun anlamına biz de sizlerimize kalmaya selamı size ilettik. Bu işletmenin, bu tesisin
Üçatma köyüne hayırlı gün olmasın diyor. Allah o düşelerde umarım susuz bırakmaz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Muhtar Şener Aşık da köy halkına teşekkür ederek ayrıca tesisin yapımına katkıda bulunan Ege TV yönetimiyle Ege TV Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Erdağ, İstanbul Büyükçatma Köyü Kalkındırma Dernek Başkanı İhsan Nuri Nebioğlu Gil ve yönetim kurulunun yanı sıra İstanbul'daki Büyükçatmalılara teşekkür etti. Köy muhtarı olarak bu vazifemizi yaptık. Burada tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen, yardım eden, herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Köylülerime ve dışarıdan destek verenlere, yardım edenlerden Allah razı olsun. Açılış töreni kurban kesimi ve yapılan duanın ardından sona erdi. Sevgili seyirciler, Kelkit Kuru Fasulyeciler Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, EGTV'ye yaptığı özel açıklamada Kelkit'in artık bir marka değerinin olduğunu söyledi. Kelkit Kuru Fasulyeciler Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, Ege TV Erzincan Gümüşhane Bölge Koordinatörü İsmail Seven'e özel açıklamalarda bulundu. Evet, Ekim'den sonra 2020 itibariyle Ekim'den sonra Yeşil Aksam'da otla mücadele çapa dönemindeyiz gördüğünüz gibi. İşçilerimiz çalışıyor. Tabii ki ottan ayıkladıktan sonra bitkinin daha iyi gelişmesini sağlamak amacıyla rekortenin artması için çapa yaptırıyoruz. Bundan sonraki süreçte bundan sonra sulama dönemi başlayacak. Sulama dönemden sonra tabii yapraktan beslene vesaire 135 gün 143 gün bir süreyle vejetasyon süresini tamamladıktan sonra Allah'ın izniyle hasadımızı yapacağız burada. Tabii bundan sonraki aşamada zaten bizim 2018'den beri beklediğimiz projemiz var Dokat'ta. Tabii o da ekonomiye kuru fasulye kazandırma projesi geçti. Onda inşallah yakın bir zamanda ihaleye çıkararak tesisimizi kuracağız. Burada kurduktan sonra bütün üreticimizin hasat ettiği ürünler tesise gelip ayıklanıp sınıflandırılıp paketlenip ivedi bir şekilde satışa sunacağız. Durmuş açıklamasında tarihiyle adından söz ettiren Kelkit artık markasıyla da sık sık adından bahsettiriyor dedi. Sekteye uğradı. Gördüğünüz gibi işçilerimiz zaten çalışıyor. Kendileri de bunu ifade ediyor. Herkese istihdam sağlıyoruz burada. Gerek tarlada gerek tesiste olacak. Burada ne olacak? Gümüşhane ekonomisine, Türkiye'nin ekonomisine, ülkemizin ekonomisine çok büyük bir katkı olacak. Çünkü gördüğümüz gibi şu Covid-19 virüsünden sonra da gördüğümüz gibi tarıma çok ihtiyacımız var burada. Çünkü tarım olmazsa olmazlarından birisidir. Onun için tarımı sürdürebilir bir hale getirelim. Zaten bu yıldan itibaren inşallah modern bir tarıma makinalı bir tarıma geçeceğiz burada. Bizim basınçlı sulamamız var Sadak Göleti. O da inşallah bu sene başladı 26 bin dönüm civarlarına kadar bir suya kavuştu alanlar. Tabii ki 2021'den sonra bu sulama alanı iyice artacak. Arttıktan sonra da biliyorsun mevsimsel aksaklıklar yaşıyoruz burada. O suyumuz geldikten sonra gerek yağmur yağmadığı zaman Ekim'den sonra yağmurlama yaparız. Tohumun çıkmasını daha hızlı bir şekilde sağlarız. Bu da bizim için ayrı bir avantaj. Sonra sulamada ayrı bir avantaj, rekoltede ayrı bir avantaj olacak. Bilinçli bir tarıma geçeceğiz. Tabii ki bundan sonraki süreçte de bunu devam edip göreceğiz. Öte yandan çapa dönemi nedeniyle tarlalarda günlük olarak çalışan işçiler de görüşlerini Ege TV'ye açıkladı. Kelkit artık marka değerine kavuştu dediler. Kelkit kuru fasulyemizin çapa mevsimi başladı. Bu marka haline gelmiştir. Kelkit kuru fasulyesi önceden de üretiyorduk, gönderiyorduk şehirlerde akrabalarımıza falan. Çok memnun kalıyordular İstanbul'a, İzmit'e, Bursa'ya. Yani akrabalarımız hep memnun kalıyordular, defalarca da istiyordular. Antalya'nın turizm merkezinden geliyorum. 5 yıldızlı otellerde aşçıbaşılık yapıyorum. Fakat ben bu kelkitin kuru fasulyesini yedikten sonra kuru fasulyenin tadını gerçekten çok iyi anlayan birisiyim. Lezzetten çok iyi anlayan birisiyim. Demosunu yaptıktan sonra kuru fasulyenin çok iyi olduğunu, proteini yüksek olduğunu bir kez daha burada gördüm.